Ne çok gülmüşümdür keskin pençeleri olmadığı için kendini iyi zanneden zayıflara. Nietzsche söylemişti bunu yaklaşık bundan 140 sene önce. Yıllar geçti üstünden. 1971'de Philip Zimbardo isimli bir psikolog bir deney yapmaya karar verdi. Mutlak iyi ya da kötüye inanıyor ya da kötülüğün hangi şartlarda ortaya çıktığını merak ediyor musunuz? Bu deney bununla ilgiliydi işte. Deney şöyle başladı. Stanford Üniversitesi'nin psikoloji departmanındaki bodrum katına sahte bir hapishane inşa edildi. Okul yönetimi gazeteye bir ilan verdi. Hapishane hayatı için psikolojik deney. Günlük $15 vereceğimiz gönüllü erkek denekler aranıyor. Tamamı sıradan üniversite öğrencisi olan 24 tane denek bulundu. Rastgele 12 kişi mahkum, diğer 12 kişi ise gardiyan olarak seçildi ve kime ne olacağı söylenmedi. Polisle anlaşıldı. Mahkum denekleri sabaha karşı evlerinden topladılar. Silahlı soygunla suçlanan gençler bu normal standart tutuklanma prosedürlerinin hepsine sokuldu. Ne bileyim parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi, sırtlarına numaraları işlendi vesaire. Hatta gardiyanları da gerçekçi olsun diye giydirip ellerine sopa ve gözlerine bir gözlük verdiler. Ne oldu? Daha ikinci günde ortalık karıştı. Mahkumlar yataklarını kapının önüne dizdi ve soyundu. Dediler ki bu gardiyanlar manyak, biz bunların emirlerine falan uymayacağız. Ama gardiyanlar bu isyanı, bu protestoyu çok sert bir şekilde bastırdı. Aradan birkaç gün geçti, psikolojik şiddetin dozu daha da arttı. Mesela mahkumlar hapishanede olduğunu unutmasın diye ayağında zincirle yatırılıyordu. Bütün bunlara dayanamayan 8612 numaralı bir denek öfke krizine girdi. Bağırıp çağırmaya, ağlamaya başladı. Tabii durum böyle olunca deneyden çıkartıldı ve böyle zaman ilerledikçe çok kısa bir zamandan bahsediyorum. Gardiyanlar iyice sadist insanlara, mahkumlarsa iyice böyle sinik ve korkak kişilere dönüşmeye başlamıştı. Başka delirenler de olmasın diye normalde 2 hafta sürmesi beklenen deneyi 6. gününde bitirdiler. Çünkü deneyi yapan adam da şaşırmıştı. Yani altı üstü bir rol paylaşımı üzerine yapılan bir deneydi. Baktı ki işler çok vahşi, tekinsiz, kötücül bir yere gidiyor. Psikoloğa insanlara travma yaşattığı için suçlamalar yapıldı. Hatta bazı gardiyanlar da gerçek sadist eylemlerde bulunduğu için bildiğiniz filan yargılandı. Birçok filme de konu olan Stanford hapishane deneyi buydu işte. Peki biz bu deneyden ne sonuçlar çıkarttık? Öncelikle en sıradan insanların bile imkan bulduğunda bir zorbaya dönüşebileceğini gördük. Bakınız Müge Anlı ile Tatlısert. Ayrıca yine sıradan insanların sosyal rollerini abartıp ellerine geçen gücü kontrolsüzce kullanabileceğini gördük. Bir de biliyorsunuz değil mi, hepimiz aldığımız emirleri her ne olursa olsun önce kendi vicdan ve mantık süzgecimizden geçirmekle yükümlüyüz ama bunu da pek yapmıyoruz. İşte bu konuyla ilgili olarak da bu deneyden birkaç sene sonra Milgram deneyi yapıldı. Adil kökünden üretilen adalet sözcüğünü düşünelim. Yasalara uymak ve adaletli olmak aynı şey. Sonuçta Nazi subayları da yasalara uymuş ve yıllar sonra yargılandıkları mahkemelerde soğukkanlılıkla biz sadece bize verilen emirleri yerine getirdik, görevimizi yaptık diye savunmuştu kendilerini. Bu bahsettiğim Milgram deneyinin nasıl yapıldığını uzun uzun anlatmayacağım ama sonucunu söyleyeyim. Yetişkinler bir otoritenin emriyle neredeyse her şeyi gerçekleştirmeye hazır ve isteklidir. Ve ahlaki yargılara sahip olsalar da bunlar otoritenin emriyle çok kolay bir kenara itilebilir. Ayrıca kötücül davranışlarından kendilerini sorumlu tutmazlar çünkü en nihayetinde onlara verilen emirleri yerine getirmişlerdir. Peki bazı insanlar neden özgür, bağımsız olmak yerine bir otoriteye itaat etmek ister? Çünkü hayatındaki çatışmalardan yorulmuştur ve bir başkasının onun adına, onun yerine karar vermesini ister. Bu sayede hem sorgulamaktan hem de sorumluluk almaktan kurtulur. Ki zaten zordur insanın birey olması, o bireyselliği taşıması. Kolay bir şey değildir. Çünkü kendisiyle yüzleşmesini gerektirir ama bir otoriteye teslim olan bir kişi dünyanın en rahat kafesine atar kendini. Bazen düşünüyorum kendimi varoluşçulara daha yakın hissetmeme rağmen neden hayatımın en rahat dönemi, kafamı en rahat hissettiğim dönem askerlikti diye. Çünkü orada sadece bana söyleneni yapıyor ve eylemlerin ya da hayatın anlamı üstüne düşünmüyordum. Neyse Milgram'da böyle bir deneydi işte. Ama şimdi biz ne yapalım? İnsan denen muammaya başka bir sanat dalından, performans sanatından bir örnekle bakalım. Marina Abramovic insanın fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlamayı seven Sırp bir performans sanatçısı. Benim favorim ise onun 1974 yılında Napoli'de yaptığı Ritim Sıfır performansı.
Bu gösteride yaptığı şey aslında tam olarak hiçbir şeydi. Kendisi öylece ayakta duruyor. Hareket etmiyor ve konuşmuyordu. Cansız bir manken gibiydi. Hemen önünde ise böyle bir sürü nesnenin olduğu bir masa var. Nedir bu nesneler? Yarısı böyle çiçek, çikolatalı kek, şarap gibi sevgi içerikli nesneler. Diğer yarısı da bıçak, mermi, tabanca, hatta kırbaç gibi daha çok böyle şiddet eğilimini yansıtan nesneler. Ve masadaki not şu: bu nesnelerle bana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tüm sorumluluk bana ait. İnsanlar önce nazik ve utangaçtı. Yani ona çiçek uzatıyor, işte kek yediriyor, elini falan sıkıyordu. Yaklaşık bir saat sonra ziyaretçilerden biri Abramovich'e bir tokat attı. Ve Abramovich hakikaten hiçbir tepki vermedi. Derken biraz önce elini sıkanlardan birisi başından aşağı şarap döktü. Sonra bir başkası üstüne böyle sinkaflı şeyler yazmaya başladı. Karşısında savunmasız biri olduğundan ve ona istediği her şeyi yapabileceğinden emin olan insanlar bir süre sonra kadını taciz etmeye, öpmeye, onun kalçasını ellemeye falan başladı. Hatta bir ara mermiyi tabancaya sürüp silahı göğsüne doğru tutturdular. Ve onu çırılçıplak soyup üstünde bıçakla kesikler açmaya başladılar. Şaka yapmıyorum, hakikaten yani bu tarihe geçen bir performanstı ve kadının böyle belli belirsiz yerlerinden, gövdesinden kan akıyor ve bu kanı emen insanlar vardı. Son noktadaysa şöyle bir şey oldu. Adamın biri kadına tecavüz etmeye kalkışınca nihayet bazıları rahatsız oldu ve onu böyle bir koruma çemberine aldılar. Kadının biri Abramovich'in gözyaşlarını sildi. Bir başkası kanayan yerlerine yara bandı yapıştırdı ve üstünü geri giydirdiler. Abramovich ise 6 saatlik bu performansın sonunda tek bir şey yaptı. Birkaç adım ileri hareket etti. Hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey konuşmadı ama oradaki kalabalığın yüzüne baktı. Kalabalıksa biraz önce işkence ettiği bu objenin tekrar bir insan formu almasıyla dehşetle, korkarak, endişelenerek, kaçışarak sergiyi terk etti. Peki, gelelim o malum soruya. Yazar burada ne demek istemiş? Kalabalık içinde olmak insana vasat bir özgüven veriyor. Ve bu kalabalık suçu tetikliyor. Çünkü suçun öznesi birey değil de böyle kalabalık bir güruh olunca kimse suçlanmıyor. Linç girişimlerinde arada kaynayan canileri düşünün. Bir de bütün büyük hareketler aslında çok basit bir eylemle başlıyor. Yani birinin attığı bir tokat bir başkasının tecavüz girişimine kadar ilerleyebiliyor, sebep oluyor. Ya da aralarından bazılarının durun lan ne yapıyorsunuz demesiyle kötücül bir eylem de son bulabiliyor. Ama bu kötücül eylemler daha hızlı türerken iyicil insanlar pasif kaldığı için dünyaya genelde kötüler hükmediyor. Peki biz çok mu farklıyız ya da şu an burada olmamızı sağlayan atalarımız çok mu farklıydı? Bu konuyla ilgili Hakan Gündal şöyle diyor: sonuçta hepimiz hayatta kalanların çocukları değil miydik? Savaşlar, depremler, salgınlar, kavgalar ve felaketlerden sağ çıkanların çocukları. Dolandırıcıların, katillerin, muhbirlerin, batan bir gemiden ilk kaçanların ve bir başkasının elindeki can simidini söküp alanların çocukları. Sağ kalmayı bilmiş olanların, sağ kalmak için her şeyi ama her şeyi göze almış olanların. Bugün hayatta kaldıysak eğer soy ağacımızdan birileri ya o ya ben dediği için değil miydi? Peki ne yapalım? O zaman bütün kötüleri bağışlayalım mı? Bu konuyla ilgili de bu sefer yine başka bir yerden bir filmden örnek vermek istiyorum. Çünkü bu performans sanatının bana hatırlattığı bir film var. O da Lars von Trier'in Dogville filmi. Orada da şöyle bir şey oluyordu. Mafyanın peşine takıldığı Grace isminde bir kadın var. Çok da güzel bir kadın bu. Böyle bir durumda kalınca Dogville isminde böyle küçük bir kasabaya sığınıyor. Kasaba halkı önce kadına çok üzülüyor, ona yardım ediyor ama böyle birkaç hafta sonra insanların karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Önce onu böyle çok ağır işlerde çalıştırıyorlar, sonra onunla böyle zorla birlikte oluyorlar vesaire ama kadın hiçbir şeye tepki vermiyor. Yani Abramovich gibi pasif kalıp hiçbir şeye hayır ya da ne yapıyorsun sen demiyor, hiçbir şeye asla tepki vermiyor. Neden? Çünkü çok iyi biri kendisi. Ona tokat atan birine diğer yanağını dönecek kadar merhametli. Ama biri uyandırıyor sonunda onu ve çok bayıldığım bir diyalogtur, şöyle söylüyor: kimsenin senin ahlaki değerlerine erişemeyeceğinden o kadar eminsin ki herkesi bağışlıyorsun. Bundan daha kibir dolu bir davranış olamaz. Esas kibir insanın kendine göre daha bilgisiz saydığı kişilerin yanlışlarına hoşgörüyle bakması, bunları düzeltmeden anlayışla karşılamasıdır.
Evet, merhametli olmalısın ama bunun belli bir ölçütü olmalı. Filmin sonunu söylemeyeyim, izlemek isteyenler olacaktır ama sonuç olarak düşüncelerimi şöyle toparlayayım. Bu deneylerin de performansların da amacı insanı biraz da kışkırtarak ne kadar ileri gidebileceğini görmek. Bu açıdan insana doğrudan kötüdür diye genellersek yanılırız bence ama hepimizin gayet kötücül dürtülere sahip olduğu daha aşikar. Tabii ne yapıyoruz? Bunları baskılıyoruz ya da dönüştürüyoruz. Dolayısıyla mutlak iyiye ya da kötüye değil de insanın iyi ya da kötü olduğu durumlara inanıyorum ben. Ve ne kibirle herkesi bağışlıyor ne de aslında özünde erdemli bir insanın zaman zaman içine düştüğü adi ve aşağılık durumları yargılıyorum. Hepimiz aslında bir Dostoyevski karakteriyiz ve bunu bir gün fark edeceğiz. Keza kötü biri de bazen herkesten çok daha iyi eylemlerde bulunabiliyor. Bu açıdan da insan doğasına çok uygun bir şekilde karma karışıyız hakikaten. Kendi adıma iyi biri olmayı beceremesem de kötü biri olmamaya çalışıyorum. Elime herhangi bir güç geçtiğinde bu gücü başkaları üstünden egomu tatmin etmek için kullanmıyor ya da zorba bir otoritenin gölgesi altında sırf kişisel çıkarlarım için cebimi doldurmuyorum. Ama yine de bana bilerek ve isteyerek yapılan hiçbir kötülüğü de unutmuyor ve böyle zamanla yavaş yavaş kendi ufak intikamlarımı alıyorum. Çünkü adalet herkesi bağışlayarak değil, hak edenleri cezalandırılarak sağlanır. Aksi takdirde karşınızdaki hele bir de böyle kronik bir kötüyse onu böyle sürekli bağışlamak sadece sizin daha fazla suistimal edilmenize neden olur. Başka da bir halta yaramaz. Bölümün kitap önerisi Kibar Hırsız Arsène Lupin olsun istedim. Çünkü kendisi hakikaten çok ters köşe bir anti kahraman. Baktığında kötü biri yani. Adam hırsız yani ama aynı zamanda o kadar centilmen, entelektüel ve eğlenceli biri ki kızamıyorsun ona. Sürekli kılık değiştirip bir başkası olma konusunda ustalıklı. Bir de prensip olarak sadece hak edenlerden çalıyor. Dolayısıyla böyle bir karakterin peşine takılmak gayet keyifli oluyor. Sesli kitap olarak Storytel'de mevcut Cemil Büyükdöğerli seslendirmiş. Hala denemediyseniz ilk 14 gün boyunca hiçbir şey ödemeden Storytel'i deneyebilirsiniz. Arsène Lupin'in tutuklanışı. Ne tuhaf bir yolculuk. Oysa pek güzel başlamıştı. Bana kalırsa bundan daha iyi koşullarda da başlayamazdı. Provence hızlı, rahat ve en candan insanların yönettiği bir transatlantikti. Sosyetenin önde gelen isimleri bu gemide toplanmıştı. Bölümün şairi İmadım Hakkati yanında yakılan Metin Altıok. Yakılan şair. Şair yakılır mı? Hayır, şairi geçtim. İnsan yakılır mı ya? Peki kimdi, nasıl biriydi Metin Altıok? Başka bir şair dostu Metin Demirtaş onunla bir karşılaşmasını şöyle resmetmişti. Sakarya Caddesi'nde esrik, başı omuzlarına gömülü, ince ince yürüyen bir soru imi. Çehov'un bir öyküsünden kaçmış, tel çerçeveli gözlükleriyle çelimsiz bir imge. Yine Metin Demirtaş'ın bir anekdotuyla şaire dair bu da çok olur. Bir kış günü Bingöl'de çantasında ekmek, peynir ve bir büyük rakı. Bilinçle yürümüştü o noktaya doğru. Seçimi dağda bir kaya kavuğunda içip, sızıp, donup ölmek. Şiirin çığlığı ağır bastı. Caydı. Böyle bir adamdı işte. Yani benim gözlerimin bunca yıldır gördükleri bir gün benimle birlikte yok olup gidecekler öyle mi? Diye endişeleniyordu. Gitmedi. Yani gördükleri gitti belki ama bugüne dek yazıya döktüğü hiçbir şey kaybolmadı. Hala okuyoruz onu. Bilmiyorum artık umurunda mıdır ya da seviniyor mudur buna ama şimdi çok güzel bir şiir okunacak burada. Ufkum puslu, karanlık, tayfa çığlıklarıyla dolu günlerim, gecelerim. Başım önüme eğik, öyle dimdik değil. Tozlu merdivenlerimden kendimi içten içe bir çıkar, bir iner. Ben batık bir geminin metruk deniz feneriyim. Gömüldüğünü gördüm denize bir serenin, çırpınışını yırtık yelkenlerin. Gördüm derin iç çekişlerini, kendini bir çorap gibi tersine çevirenlerin. Yuvarlanıp dağıldın başım boş var. Gizledim herkesten.
ama görmek istedim. Kanın tuzlu suda zambak gibi açıldığını. İşlenmemiş cinayetimdir bu. Rivayetlere dayanıyor belirsiz geçmişim. Bir fotoğrafın arabı gibi donup bakıyor gözlerim. Belki de görürüm. Hiçbir şey görmedim. Bir fener bile değilim belki. Sadece olmak istedim. Borcu yok Mirror'u zamanı uğramış yüreğimin. Ne aşk, ne sevinç, ne de kin. Reddi miras eylemiş benim varislerim. Alacağım da yok kimseden. Hep beraber şu beni. Gelin artık benim. Rüzgarlarla aşındı yıllar yılı bedenim. Çağdır şimdi. Kurgusal bütün kötülüklerin. Kıyamet çoktan koptu. Haberiniz. Siz hala güneşin her sabah doğuşuna güvenin.